üstünde 254. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum min qabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'a. Alışverişin olmadığı, iltimasın olmadığı, şefaatin iş görmeyeceği bir gün gelmeden önce size rızık olarak verilen şeylerden dağıtın ey iman edenler. Yani bu ferdi sorumluluğu ortaya koyan ayetler var. Bakara 23'te var. Bakara o 23'ten daha önce bir tane daha var. Benzer ifadeleri gördüğümüz. Onu da söyleyeyim size. Bakara 48 de aynı. Bakara 48 ile Bakara 23 birbirine çok benzer metin olarak. Ama tabii ister istemez şefaat diye bir sorunumuz vardır. Yani bir bilgi var. Bu şirk zaten şefaate endekslenmiş bir kurum. Maalesef ya. Maalesef. Öyle şeyler anlatılıyor ki bunlara inanmak mümkün değil. Ama inanmadığınızı söylediğiniz zaman hakkınızda ne olsa çarşaf çarşaf dizdiriyor. Şefaati Mekkeli müşrikler putlardan bekliyorlar. Şimdi bunlara cevaben ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Onların putlardan ya da aracılardan bekledikleri şefaati reddeden, böyle bir şefaatin asla olamayacağını ifade eden ayetler. İşte sözünü ettiğimiz Bakara 48, Bakara 123, Bakara 254 gibi ayetler böyle bir şefaatin olamayacağını gösteriyor. Yani Allah'tan başka birinin putlar anlamında şefaat edemeyeceğini ifade ediyor. Böyle ayetler var. Ama şefaatle ilgili sadece bu ayetler yok. Başka ayetler de var. Mesela ne var? Zümer suresinin 43 ve 44. ayetleri var. 45. ayetini de okumam lazım. Zümer suresi 43, 44, 45. Şu ayetlerin ihtişamına bakın. Allah aşkınıza bir bakın. Estağfirullah. Emittehezû min dûnillâhi şüfe'â. Bak yine aynı. Min dûnillâh var burada. Bak. Şirkin olduğu her yerde bu kavram var. Yoksa onlar Allah'ın dışında şefaatçiler mi edindiler? Kul de ki. De ki. Evelem kânû lâ yemlikûne şey'en ve lâ ya'kilûn. Bu şefaatçi edindikleriniz hiçbir şeye sahip değiller ve akılları hiçbir şeyi kesmiyorsa da böyle mi? Yani siz cansız nesnelerden mi böyle bir şey bekliyorsunuz? Bu ne saçma bir şey diyor Allah'a göre. Bir şey isteseniz adam size cevap veremez. Devam ediyorsun bak. Kul de ki onlara, başka varlıklardan şefaat bekleyenlere Cenab-ı Hakk'ın İtiraz anlamında cevabı. Kul de ki lillahi şefaatü cemi'a. Ne yapacağız biz bu ayeti gözüm? Lillahi Allah'a aittir. Eşşefaatü cemi'a. Bütünüyle şefaat Allah'ın kontrolündedir. Allah'tan başkasından nasıl kim şefaat bekleyebilir? Lehu mulcus semavati vel ard. Göklerin ve yerin sahibi odur. Sümme ileyhi turcaun, işte ona döndürüleceksiniz. Şimdi bak, bizim hastalığımıza neşter vuran şu 45. ayete bak. 45. ayet. Ve izâ zükirallâhu vahdehu. Tek başına Allah anıldığı zaman, sadece Allah var yani. Sadece ona güvenin, sadece ondan bekleyin. Onun paylaşımına açtığı herhangi bir şey yok. Tek o var. Tek Allah anıldığı zaman işme ezzet kulubullezine la yu'minune bil ahiret. Ahirete inanmayanların kalplerinin sıkıntı ile dolduğunu görürsün. Hocam inananlarınki de sıkıntıyla dolu. Sorun bu işte. Onu anlatmak istiyorum. Yani ahirete inanmayan adam tek Allah'ı duyduğu zaman sıkıntıya düşüyor. Şimdi Müslümana söylüyorsun işte Allah var, Kur'an var, işte bu çok önemli, bunlar daha önemli deyince peygamber yok mu? Alimler yok mu? Mezhepler yok mu? O yok mu? Bu yok mu? Cemaatler yok mu? Filanca var mı? Yok mu?
Ne var ne yok onun kararını sen ver. Ben sana ayeti okuyorum. Bu ayet ikna ederse sen eder, etmezse ne halin varsa gör. Bak diyor ki Allah, tek başına benim adım zikredildiği zaman o inançsız adamların kalplerinin daraldığı görülür. Ve ilâ zükirellezîne min dûnihî. Allah'ın dışında başka varlıklar da zikredildiği zaman idâhum yestebşirûn, sevinmekten uçarlar diyor. Heh, Pentagon tamamlandı. Yani sacayağı tamamladık işte. Bir taneydi olmadı. 2, 3, 4, 5 ortalık karmakarışık etti. İlkesini Kur'an'ın belirlediği insanların böyle saçmalıkları hayatında yeri yok. Ama Kur'an belirlemediyse inanacak çok şeyi var. Varsın inansın. Şimdi bir grup böyle ayet var. Sadece bu değil ha. Başka daha var. Bir sürü ayet var. Böyle teberrüken bir tane filan söylüyorum. Onlarca ayet var. Şefaati Allah'ın kendi kontrolünde bulundurduğuna dair. Şimdi şöyle bir grup ayet daha var. Bir mutlak anlamda şefaatin olmadığını ifade eden, müşriklerin beklediği anlamda bir şefaatin olamayacağını ifade eden ayetler var. Bir grup. Bir grup Cenab-ı Hakk'ın şefaati kendisine ait kıldığını ifade eden ayetler var. Ama bir grup daha, başka bir grup daha ayet var. Bunlarda da İzin ve rızadan söz edilir. Mesela Bakara suresi 255. ayette buna bir gönderme vardır. Estağfirullah. Men zellezi yeşfa'u indehu illa biizni. Allah'ın izni olmadan onun yanında kim şefaat edebilir ki? Buradan şu anlam çıkıyor. Allah izin verirse ya da Allah'ın izin verdikleri şefaat edebilir anlamı kendiliğinden hissediliyor. Peki devam edelim. O bitmiyor tabii orada. Necm suresinde bir ayet var. Necm suresinin 26. ayeti. Diyor ki Yüce Allah Necm 26'da Estağfirullah. Ve kem min melekin fis semavati. Göklerde nice melekler vardır ki la tugni şefaatuhum şey'en. Onların şefaatleri hiçbir şey gidermez. Yani şefaatleri hiçbir şey yaramaz demektir. İlla ancak min ba'di en ye'zenallahu. Allah'ın izin vermesinden sonra şefaatleri işe yarayacak demek. Peki bu ayete göre Allah kime izin vermiş olacak? Meleklere. Şefaat, Necm 26. Şefaat için meleklere izin verileceği anlaşılıyor. Çok net değil ama yani ayetin arka planından bu anlamı alabilirsiniz. Bu görünüyor. Allah izin, Allah'ın izin vermesinden sonra şefaat edebilirler. Şimdi meleklerin şefaati nedir onu size söyleyeceğim. Ayetleri var. Melekin şefaati ne demektir? Kime peki? Allah'a izin verdikten sonra melekler şefaat edebilirler. Kime? Limen yeşav. Allah'ın dilediğine ve yarda ve razı olduğuna. Allah'ın dileyeceği ve razı olacağı insanlara şefaat edebilirler izinden sonra. Enbiya suresinin 26, 27, 28. ayetleri var. Bununla alakalı. Buyuruyor Yüce Allah. Ve kâlu ittehezen rahmanu veleden sübhane. Dediler ki Rahman çocuk edindi. Haşa. Bel onların Allah'a isnat ettiği çocuklar aslında ibadül mükremûn. İkram edilmiş kullardırlar. Çünkü Mekkeli müşrikler melekleri Allah'ın kızları zannediyorlardı. Allah'ın kızları anlamında meleklere kuş şeklinde yaptıkları bir heykeller şekillendiriyorlardı. Onlara kuş şeklinde yaptıkları melekler tabii kuş gibi kabul edilen varlıklardı. Kanatlı varlıklar.
kanatlı varlık kuş olacaksa heykelini de kuş gibi yapıyorlardı. Bunlar Allah'ın kızlarıdırlar, melekler. Dolayısıyla bunlar bize şefaat edecekler. Onların şefaat anlayışı melek endeksli bir şefaat anlayışıydı. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, hem Allah'ın çocuğu olmamasına rağmen Allah'a kız çocukları isnat ediyorsunuz, hem de onların şefaatçiler olacağını söylüyorsunuz. Yanlış. Bunlar Allah'ın kullarıdırlar. İkram edilmiş kullarıdırlar. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ Onlar hiçbir şekilde sözü Allah'tan önce söylemezler. Yani sözlü söylemede Allah'ı geçmezler. Ya ne yaparlar? وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ Allah'ın emrettiğini aynen yaparlar. Kendileri kendiliklerinden bir şey yapamazlar. Allah nasıl programladıysa onları o program doğrultusunda iradeye uygun olarak, Allah'ın iradesine uygun olarak yapacaklarını yaparlar. Emredilen şeyi yaparlar. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Yani kendi başlarına bir şey yapamazlar. Allah onların önlerindekini de arkalarındakiler de her şeyi biliyor yani. Hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemezler. وَلَا يَشْفَعُونَ Ve onlar şefaat edemezler. İlla ancak şefaat ederler. Kime? لِمَنِ اِرْتَبَى Allah'ın razı olduğu. Ancak ve ancak Allah'ın razı olduğuna şefaat edebilir. Şefaat edecek olan meleklerdir. Allah'ın izninden sonra şefaat edebileceklerdir. Ama Allah'ın dilediğine ve Allah'ın razı olduğuna şefaat edebileceklerdir. E canım, bu ne demek peki, bunların şefaat etmesi ne demek? İki ayet söyleyeceğim. Bunların şefaatinin ne olduğunu Cenab-ı Hak ifade ediyor. Biri Şura suresinde Şura 42. surenin 5. ayeti. Meleklerin efendim tesbihinden söz ediyor ayet. Ve melekedir melekler yüsebbihune bihamdi rabbihim. Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ve yestağfirune ve istiğfar ederler. Kimin için? İstiğfar ne demektir? Bağışlanma dileğinde bulunmak. Kimin için bunu yaparlar? Limen fil ard. Yeryüzündekiler için. Yeryüzündekilerin bağışlanması için Allah'a istiğfar ederler. Peki yeryüzündeki herkes için mi bu böyledir? Hayır. Herkes için değil. Allah'a savaş ilan etmiş olanı meleğin savunmasını kimse beklemez. Allah'a karşı muannit olarak Allah'ın karşısına dikilmiş kafir, zalim insanları meleklerin savunacağını kimse zannetmez. İşte bu burada genel ifade Mü'min suresinin 7. ayetinde özelleşmiştir. Yani Şura 5. ayetteki genel ifade Mü'min suresi veya Gafir suresinin 7. ayetinde özelleştirilmiştir. Orada şöyle diyor. Yine meleklerden söz ediyor uzun uzadıya. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ İşte arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ Ve Allah'a iman ediyorlar. Aslında Allah'a güveniyorlar demektir. Bu iman her yerde inanmak anlamına gelmez. İmanın 3 tane anlamı vardır. Biri güvenmektir. Meleklerin imanı aslında güvenmek demektir. Ve yu'minûne bihi. Onlar Allah'a güvenirler. Ve yestağfirûne. Ve bağışlanma dileğinde bulunurlar. Ve yestağfirûne. Bağışlanma dileğinde bulunurlar. Kimin için? Lillezîne âmenû. Lillezîne âmenû. Cümle budur. Yani iman etmiş olanlar için bağışlanma dileğinde bulunurlar. Peki bak, bu iman etmiş olma şartını Enbiya suresinin ilgili ayetleriyle Necm suresinin 26. ayetindeki Allah'ın dilemesi ve razı olmasıyla örtüştürebilirsiniz. Yani orada Allah'ın dilediği ve razı olduğu insanlar burada iman edenlerdir yani.
birbiriyle anlam olarak uyuşan ifadelerdir bunlar. Biri öbürüyle çelişmez. Şöyle bir sorun var. Yani meleklerin şefaati budur. Bağışlanma. Bağışlanma dileğinde bulunur. Yani Cenab-ı Hakk'ın bağışlamasını isteyecekler. Kimi? İman edenleri. Allah'ın dilediklerini ve Allah'ın razı olduklarını. Peki Allah'ın dilediği ve Allah'ın razı olduğu adamın şefaate ne ihtiyacı var ki? Öyle mi? Bu kaçınılmaz bir sorun. Şimdi bak. Çok, çok gereği var o şefaat. Şefaat kelimesi geçen ders Fecir suresini işlemiştik değil mi? Bak orada söylemiştik. Fecir suresindeki Eşşefi el-Vetri 3. ayette geçiyor. Ve fecri ve leyalin aşrin ve şef'i ve vetri. Şefaatle şef aynı kökten gelir. Şefa'a yani. 3 harfli kökü aynıdır. Şef çift demektir. Vetrin zıttı. Vetr, vitr tek. Şef çift demektir. Şefa tek olanın çift olmasını sağlamak demektir. Yani ne demek? Yani bir olanın iki olması demek. Yani Nisa suresinin 69. ayeti demek. Tek olanın çift olması. Yani Nisa 69. Neymiş o? Bak. Ve men yuti'illâhe ve rasûle. Allah'a ve elçiye itaat edenler. Fe ulâike me'allezîne ne'amallâhu aleyhim. Allah'ın nimet verdiği şu insanlarla birlikte olacaklardır. Yine nebiyyin, peygamberler, ve sıddiqin, hakkı onaylayanlar, ve şühedai, kim bu? Şehit değil. Kur'an'da şehit kelimesi şehit anlamında hiç kullanılmaz. Ve şühedai, gerçeğe şahitlik edenler. Hak şehadetinde bulunanlar, ve salihin, ve özü, sözü, davranışıyla iddiası birbiriyle uyuşanlarla beraber olacaklardır. Yani ne demek bu beraberlik? Ve hasune ulaike rafika. Bu adamlar ne kadar güzel arkadaştırlar. Şefaat işte rızayı kazanmış insanın şu dört gruptan biriyle arkadaş olması demek. Tek olanın çift olması anlamında bir derece üstün insanlarla birlikte olabilme imtiyazını elde etmek demektir. Bir anlamı budur. Bir anlamı daha var. Şefaat derecenin katlanması demektir. Yani bir dereceyi hak edene şefaat aracılığıyla bir üst derecenin verilmesi demektir. Yani eğitimciyiz hepimiz. İşte sizin içinizde de bu işte uğraşanlar var. Şimdi bilirsiniz sınıfta 30 kişi varsa bu 30 kişiden diyelim ki 30'u da sınıfı geçmiş olabilir. Ama içlerinden üç kişi dereceye girer. Birincidir, ikincidir, üçüncüdür. Okulu bitiren 30 kişiye mezuniyetini verirsiniz. Diplomayı verirsiniz. Çünkü onu hak etmiştir. Ama birinci, ikinci, üçüncüye takdirname ya da derece ödülü verirsiniz. İşte şefaat böyle bir ödüllenmenin adı. Ödüllendirmenin adı. Şefaat böyle bir şeydir. Yani derecenin üst dereceyle taçlandırılması ya da daha muhteşem insanlarla arkadaş olunma imkanının bahşedilmesidir. Şefaat Allah'ın rızasına bağlı, Allah'ın iradesine bağlı, Allah'ın iznine bağlı, meleklerle sınırlı, meleklerin de istiğfar motifiyle şekillendirilmiş bir üst rütbeyi elde etme kurumudur. Yoksa şefaat kitaplarda yazıldığı gibi cehennemde yanan bir adamın cehennemden alınıp cennetin ortasına paketlenmesinin adı değildir. Şefaati böyle izah ediyorlar ve ben bunu hiçbir türlü anlamıyorum. Bunu hiçbir türlü Kur'ani bir veriyle bağdaştıramıyorum.
Şimdi hadisler var. Tabi hadis var bu konuda. Çok. Öyle az değil. Beni can kulağıyla dinlediniz. Bir saattir dinliyorsunuz. Şimdi şefaatle ilgili bu ne olacak? Kime olacak? Nasıl olacağıyla ilgili benim Kur'an'dan süzebildiğim bilgiler kadarıyla söylüyorum. Bunu anladınız mı anlamadınız mı? Anlaşıldı değil mi? Bir konu Kur'an'ın anlatımıyla izaha kavuşturulmuş ise bu konuda acaba bakalım başka yerlerde neler var diye sorusunu sorarsanız onlarca bilgiyle buluşursunuz. İşte o bilgilerden biri şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki, hiç buyurduğuna inanmıyorum ama buyurmuşlar ki, rivayetlerde öyle bak. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti yevmel kıyamet. Hadis bu. Benim şefaatim ümmetimden kıyamet günü büyük günah işleyenler içindir. Evet. Bu hadis mutlaka biliyor olmanız lazım. Yani en güzel hadis bu. En rahatı bu. Niye rahat? Bu o kadar rahat ki. Siz şimdi büyük günahları işleyeceksiniz. Bunları peygamber halledecek. Küçük günahlarla ilgili zaten Allah'ın garantisi var. Nisa suresinin 31. ayeti bakın. Hadi gidelim. Bakın. Nisa suresinin 31. ayeti. Nisa 31 var. Bak. Bir tane daha var. Necim suresinde de var. Ya kardeşim bu ayetler ne olacak ben bunu anlatayım. Yani bir insanlar bir şeye inanıyorlar. O konuyla ilgili ayetlere hiç bakmıyorlar. Ya bu kitapla öbür alemde diyaloğu nasıl olacak bu adamlar? Nasıl konuşacağız biz bu kitapla? Hani hakkında Kur'an'ın bilgi vermediği konularda başka kaynaklara bakacağız, bakalım. Ama hakkında bilgi var, çarşaf listeler var. Buna rağmen bunlara hiç bakmamak ne garip bir tutumdur. Bunu anlamak mümkün değil. Şu ayete bak. Necm suresinin 32. ayet. Bakın şimdi. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ Tabi 31. ayeti de hatırlamak lazım. اَلَّذ۪ينَ diye başlayan ayetler daima arkasındaki ayetin izahıdır. Bunu unutma. اَلَّذ۪ينَ diye başlıyorsa bir önceki ayetle alakalıdır o demektir. وَالَّذ۪ينَ diye başlıyorsa tamam. اِنَّلَّذ۪ينَ diye başlıyorsa ilk oradan başlıyor diyebilirsin ama اَلَّذ۪ينَ diye başladıysa anla ki bir önceki ayetin devamıdır. Neymiş o önceki ayet? وَيَجْزِيَلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى Allah iyilik yapanları daha güzelleriyle karşılayacaktır. Ruzi Mahşer'de. Burada iyilik yapanlara daha güzeliyle mukabelede bulunacak Cenab-ı Hak. Kim bunlar? Yani öbür alemde cennetle büyük ödüllerle buluşturulacak insanlar kimle? Onları sayıyorum. Ellezine o adamlar yectenibune kaçınanlardır. Neden? Kebairen ismi vel fevahişe. İsim ve fevahiş. İsim Allah'ın haram kıldığı şeylerdir. Fevahiş de çirkin olan her şeydir. Fahiş, fuhuş sadece zina ile sınırlı bir kavram değil. Fahiş, fuhuş, zina onlardan biridir. Çok kapsamı geniş bir kavramdır. Her türlü çirkinlik, her türlü aşırılık fevahiş kavramının içindir. İçinde yer alır. İsim de Allah'ın haram kıldığı şeylerdir. İsim. El-ismu Allah'ın haram kıldığı şey demektir. Nereden biliyorum? Araf suresinden biliyorum. Araf suresinin açarsanız 33. ayetinde ismin haram kılındığını görürsünüz. Orada var o. İsme, isimden ve fevahişten kaçınanlar. İlla ancak ellememe. Bak. Ellemem. Lemem kelimesi. Lemem. Yani ne demek biliyor musunuz? Yani lemem çok ufak tefek bir şey. Yani. Çok ufak tefek hatalar. Ufak tefek hata. Yani mesela yok. Mesela nasıl diyeyim mesela? Mesela.
bu meseleyi kolay diyemem. Yere tükürmek. Yani ufak tefek işler yani. Ne bileyim, anlayın. Anlaşılır. Ufak tefek. Ufak tefekler hariç büyük isimden ve büyük fuhuştan kaçınanlar ruzi mahşerde cennetle buluşturulacaklardır. Peki burada Allah cenneti neyin karşılığına koymuş? İsim ve fevahişten kaçınmanın karşılığına. Yani siz büyük günahlardan, büyük hatalardan kendiniz kaçınacaksınız ki ufakları biz onları görmezlikten geleceğiz demek bu. Lemen kısmını biz görmeyeceğiz. İnne rabbeke vasi'ul mağfire. Çünkü Rabbin mağfireti geniş bir varlıktır. Ufak tefek hataları bazen insan istemeden hata yapabilir yani. Arzu etmediğin bir günahla pat bir anda yüz göz olabilirsin. O ilk anda yüz göz olmak lemendir yani. Onu ısrarla takip edersen o kebairdir. Ama ilk anda karşılaşmak lemendir yani. Ondan hani bir adamın namahrem birine iradesiz bir anda bakması, yani kendini kontrol edemeden bir anda bir hareket yapması lememdir. Ama o hareketi devam ettirmesi kebairdir. İşte bu lemem hatanın öncülüdür. Öyle diyelim yani. Ama siz büyüklerinden kaçacaksınız. Bu ayet de öyle diyor. Sonra Nisa suresi 31. ayette diyor ki Nisa suresi 31. ayette İn tecdenibu kebaira ma tunhevne anhu nükeffir ankum seyyiatikum ve nudhilkum mudhalen kerima. Siz eğer size yasaklanan davranışların büyüklerinden kaçınırsanız in tecdenibu eğer kaçınırsanız kebaira ma tunhevne anhu size yasaklanan davranışların büyüklerinden kaçınırsanız nükeffir ankum seyyiatikum biz o sizin küçük günahlarınızı örteriz ve nudhilkum sizi koyarız müdhalem kerima çok değerli bir yere yani cennete. Bu cennet neyin karşılığı? Büyük günahlardan kaçınmanın karşılığı. Kim kaçınacak? Biz kaçınacağız. İmtihan ancak böyle anlamını bulur. Peki o hadiste ne diyordu? Büyük günah. Benim şefaatim kıyamet günü büyük günah işleyenlerdir. O zaman ben de az zeki bir insan olduğumu düşünüyorum. Biraz zekam var yani sizin de var. Büyük günahları peygamber şefaatiyle örtecek. Küçük günahları zaten Allah garantisiyle örteceğini söylüyor. Yapacak bir şey yok. Yani ne istersen yap. Aynı şefaat gibi. Bir yerden sana vuracak. Ya Allah affetmiş olacak. Ya Resulullah sünneti gereği, o ifadesi gereği şefaatiyle örtecek. Ben buna nasıl inanacağım şimdi? Adam diyor bana bir tanesi. Okulda geçen dönem bir öğrencim dedi bana ki böyle anlattım işte şefaati. E hocam o zaman dedi ki inşallah sen şefaate uğramazsın dedi. Madem beklemiyorsun uğrama. Ben de dedim ki inşallah sen Allah'ın şefaatine uğrarsın. Sen peygamberden bekle ben Allah'tan bekleyeyim. Bakalım hangimiz haklı çıkacağız. Yani hocam biz de Allah'tan bekliyoruz aslında ama endirekt olarak. Siz Allah'tan bypass, Allah'ı bypass ederek bekliyorsunuz. Allah'ın bu aleni emirlerini görmezlikten gelmek ya da bunları küçümsemek anlamına gelebilecek anlayışlar Kur'an'la kavgalı anlayışlardır. Eğer bir adam büyük günah işlemekle şefaate uğrayacağına inanıyorsa siz aslında ona ne diyorsunuz biliyor musun? Büyük günah işlemeye devam et. Ancak şefaate ulaşırsın. Yani. Şefaate ulaşman için habire büyük günah işlemen lazım. İşte bu ayetler ne olacak peki? Bu ayetler nereye oturacak bu hayatın? Bu günah sevap dengesinde nereye oturacak? Nereye oturursa oturursun diyor. Yani Allah aşkınıza şöyle bir ayet var ya. Ya peygamber bunu demiş olabilir mi? Hiç aklınızı sarıyor mu? Mesela şunu der mi peygamber? Nisa suresinin 93. ayet. Açın okuyun. Ve men yaktul mü'minen müteammiden. Kasten bir adam bir mümini öldürürse. Adam öldürmek büyük günahtır. Dinsizlik değil. Sadece büyük günahtır. Kim bir adamı kasten öldürürse. Fe cezahu. Onun cezası şudur diyor Allah. Cehennem. Cehennem. Haliden fiyya. Orada
uzun süreli kalacak. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Allah ona gazap etmiş olacak. وَلَعَنَهُ Lanet etmiş olacak. وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Onun için büyük bir azap hazırlamış olacak. Ve Allah'ın cezasını böyle belirlediği bir suçu peygamber nasıl affedecek? Nasıl? Yani böyle bir adamın avukatlığını nasıl üstlenir peygamber? Peygamberlerin ruzi mahşerindeki misyonu ümmetleriyle ilgili şehadette bulunmaktır. Bütün peygamberler kendi ümmetleri hakkında şahit olacaklardır. Ve kezalike ce'alnâküm ümmeten vesatan litekûnû şühedâ'a alennâsi ve yekûne resûlü aleyküm şehîdâ. Sizi orta bir ümmet yaptık ki başka milletlere örnek olasınız. Peygamber de sizinle ilgili şahit olsun diye. Peygamberimiz bizimle ilgili ruzu mahşerde şahitlik yapacaktır. Bütün peygamberler de kendi ümmetleriyle ilgili Nisa 41. ayette ifade edildiği üzere şahitlik yapacaktır. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَٰئِ شَهِيدًا Biz her ümmetten bir şehit, şahit getirdiğimizde seni de onlar hakkında şahit yaptığımızda halleri nice olacaktır. Peygamberlerin şehadeti ümmetlerinin olumsuz tavırlarıyla ilgili olacaktır. Kötü davranışlarının ortaya konulması, tescillenmesi anlamında olacaktır. Dolayısıyla peygamberi günahın şahidi gibi motive eden, onu öyle tanıtan ayetleri unutup görmezlikten gelip işte peygamber büyük günahları affedecek, küçükleri de zaten Allah affediyor, geriye fazla bir şey kalmıyor inancı insanların dini sorumluluklarını görmezlikten gelmelerine sebep olan, kendilerini hazırlayıcı bir konumda, ne bileyim, ta cennetin ortasında görmeye onları hazırlayan bir inanç biçimi olarak duruyor. Ama ben bu tür bir şefaat beklentisinin şirkle iç içelik arz ettiği kanaatindeyim. Allah'ın paylaşmadığı yetkisini birilerine ihale etme anlayışının kokularını, görüntülerini bu anlayış içerisinde görmekteyim. Ama buradan ayrıldıktan sonra benimle ilgili bir şey diyecekse, Mehmet Okuyan şefaati kabul etmiyor diye gıybetini yapmayın. Ben şefaati kabul ediyorum. Gördüğünüz gibi şefaati çok iyi kabul ediyorum hem de. Ama ben kimsenin kimseyi Allah adına cehennemden kurtarıp cennete postalama yetkisine sahip olmadığı inancımı yineliyorum. Şefaat cennetteki ödüllerin katlanması olarak algılanırsa bağışlanmaya yüzü olan insanlar olma bilincini kazandırma noktasında şefaati de beklediğimi, sizin de beklemek durumunda olduğunuzu size ifade etmek isterim. Benim Kur'an'dan şirkle ilgili de, şefaatle ilgili de 3 aşağı 5 yukarı anladığım şeyler aşağı yukarı bunlardan ibarettir. Umarım sözlerimi doğru anlamışsınızdır. Kur'an'ın, benim anlattığım din, hacca gitmiştim geçen sene. Hac'da bir yol arkadaşım vardı. Hac arkadaşım yani. Hac arkadaşları çok önemli insanlar olurlar. Bir hac arkadaşım vardı. Avukat kendisi Ankara'da. Demişti bana ki, abi senin anlattıklarına hep inanmak istiyorum. Çünkü hep ayetle konuşuyorsun. İnanmamak gibi bir seçeneğim yok. Ama senin anlattığın din zor kardeşim. Millet beleşten işi bitiriyor. Sen niye zorluyorsun? Senin dinin zor. Yani sen daha çok insanın fedakarlık yapmasını istiyorsun. İyi ben de dedim. Senin kara kaşın kara gözün için. Kur'an'dan şöyle temizinden 1000 tane ayeti çıkartalım. Geriye senin dediğin gibi kalır. O zaman İslam dini tipik bir Hristiyanlığa dönüşür. Hayatı kucaklamayan, insana insanlığının ne olduğunu hatırlatmayan, kurtuluşu başkalarının iradesine terk eden,
bir garip inanış biçimi olarak geriye böyle bir din kalabilir. Ama Allah'ın kitabından benim anladıklarım bunlardır. Ben daha çok fedakarlıktan yanayım. Daha çok insanın kainatı doğru kavraması gerektiğinden yanayım. Daha çok Kur'an okunmasından yanayım. Bunlar insanı kemale erdirecek parametreleri verirler diye inanıyorum. Ama insanlar serbesttirler. Cennetten arsa satanlar var memlekette. Kendi uçuk iddialarıyla peygamber olduğunu iddia etmeye varıncaya kadar, hatta mana aleminde haftada bir peygamberle buluştuğunu iddia edinceye varıncaya kadar, Sırat Köprüsü'nün başına geçip de kendisine tabi olmayanları cehenneme iteceği gücünü orada bulundurduğuna inanıncaya kadar böyle inanış biçimleri vardır. Ama dikkat edin, onları dinleyin. Bir saat, iki saat, beş saat, on saat, yüz saat konuşsalar beş tane Kur'an ayetiyle konuşmalarını delillendiremezler. Çünkü onlar Kur'an'ı konuşmuyorlar. Onlar kendi kabullerini din yapmışlar, onu satıyorlar. Ben Allah adına Allah'ın kitabını konuşmaktan yanayım. Allah adına kendi egosunu tanrılaştırmaktan yana değilim. Hepinizden daha çok ilahi rahmete muhtaç ben. Ama ben sesli düşünüyorum. Düşündüklerimi etrafımdaki insanların da duymasını istiyorum. Yoksa ben kendimi kurtardım, geri kalan felakettedir, böyle bir anlayışım asla yok. Ruzi mahşerde rahmeti Rahman belki en çok benim için tecelli etsin isterim. Çünkü ne kadar günahkar olduğumu ben bilirim. Amacım doğru bir dinin anlaşılmasıyla ufak bir rehberlik edebilmektir. Hatta umarım hata yapmıyorumdur. Yapıyorsam da hata benimdir, kitabım değildir asla ve kata. Efendim birkaç aydır, 5-6 aydır sizle birlikte olduk. Bir aylık bir ara vermek durumundayım. Nisan ayı. Nisa suresi diye derler. Nisa diye bir sure yok. Nisa var. Nisa diye Arapçada bir kelime yok yani. Nisan ayı boyunca Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde efendim tam 20 tane konferansım var. Tam 20 yerde konuşacağım. Onun için duanıza ihtiyacım var. Allah bize de size de Mayıs'ın ilk haftasında buluşma bize. İnşallah Mayıs'ın ilk haftası bakalım. Yok, haftaya bir programımız var herhalde. Yok. Bugün son. Bir aylık kısa bir veda için geldim. 6 Mayıs Cuma. Çünkü Nisan'ın birinde burada olmayacağım. Yani bir dahaki hafta Cumartesi ayın 1'i oluyor. Dolayısıyla yokum yani, burada değilim. İşte Nisan ayı boyunca belli ki bir daha Mayıs'ın 6'sında inşallah. Allah lütfederse gelirseniz, unutmazsanız dersimizi, bize de Allah ömür verirse Mayıs'ın 6'sında inşallah burada olmayı diliyorum. Bu defa Mayıs'ın 6'sından itibaren de belki bir ay, 1,5 ay, 5-6 ders ancak yaparız. Sonra yaz geliyor zaten. Herkes meşgul olacak. O 6 haftada veya 5 haftada, işte kaç hafta olursa bilemiyorum. Bu defa birkaç hafta medeni sure okumak istiyorum. Yani şöyle bir Hucurat suresini, şöyle bir Mümtehine suresi, mesela bir Münafıkun suresini, bir Talak suresini, yani ana hatlarıyla bu sene içerisinde 2-3 medeni surede okuma arzusu içerisindeyim. Bakalım Allah ömür verecek mi? Evet, hepiniz Allah'a emanet olun.